Mayram benim hayatımın bir kırılma noktasıydı aslında. Bir sırt çantasıyla dünyayı gezen bir kızdı. O dönemlerde benim işte 9-10 tane dolabım var. 450-500 tane ayakkabım var. Mayram sayesinde minimalizmle tanıştım. Az ve öz kısacası. İki pantolonla, iki ayakkabıyla, iki bardakla, dört çatalla yaşama gibi bir şey. Lojmanda işte alt komşunun üst komşuna sürekli sıkıntılar yaşadık. Üst komşu üzerinden halı çırpıyor, diğerinin çocuğu ağlıyor. Sürekli bir sıkıntı halindesin. Kiraya çıktığın zaman sonuçta bir kira bedeli ödeyeceksin. Lojman öyle değil. Ben karavanda yaşamayı zaten seviyorum. Bu hayatı benimsemiş bir insanım. Dedim ki kiraya çıkmayacağım. Benim olmayacak bir şeye bedel ödemeyeceğim. Kredi çekip karavan alacağım. Kararı aldıktan sonra her şey adım atmakla başlıyor ya. Karar verdim, adımımı attım. Eşyaları komple satışa çıkardım. Birisi koltuklarımı satın aldı, birisi işte ceketlerimi satın aldı, birisi ayakkabılarımı satın aldı vesaire. Motokaravan mı almalıyım yoksa çekme karavan mı almalıyım? Motokaravan aldığın zaman oldukça büyük bir araç olması gerekiyor. Çalışıyorum. İşe gitmek için bir araca ihtiyacım var. Onu düşününce de bu sefer çekme karavan alayım. İşte vergisi, algısı daha farklı oluyor onların diye düşünerek ikinci karavanım olan Koza'ya sahip oldum. 8 yıla yakın Belek bölgesinde çekme karavanım sabit ama tırtılla gezerekten bir hayat yaşadım. Şimdi üçüncü karavana sahibim ama üçüncü karavanda hareket kabiliyetim biraz azaldı.